Adem Hocam şöyle yapıyoruz. İlk önce Evet. Ayşegül bir açılış yapıyor. Sonra bana sözü veriyor. Ben Evet. sizlere teşekkür Tamam. ediyorum. Sonra Ayşegül sizin kısa Hadi bakalım. her şeyde sözü sonuna verelim. Peki hocam. Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Trakya Merhaba. Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Bilimsel Etkinlikler Komisyonu olarak geçtiğimiz yıllarda ilkini düzenlediğimiz sanat söyleşilerini pandemi şartlarından dolayı bu yıl online olarak devam etmek istedik. Evet. Bugün altıncısını düzenledim. Bugün altıncısını düzenlediğimiz söyleşimize başlamadan önce Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Profesör Melahat Üzün'e sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. Merhabalar, Sayın Adem Hocam, değerli fakültemizin öğretim elemanları ve değerli öğrencilerimiz ve sevgili dinleyiciler. Bu dönemin 6. söyleşisine hoş geldiniz. Bu aynı zamanda son söyleşimiz bu dönemin, bu eğitim döneminin. İnşallah güz döneminde yeni söyleşilerle, yeni hocalarımızla karşı sizinle, yani size tanıtacağız ve bazı konuları konuşacağız burada. O Tamam. nedenle şimdi öncelikle tabii çok değerli Adem Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Bizim için, yani bizim camiada, resim ve sanat camiasında çok önemli bir isim Adem Hocam. Adem Hocamın kısa bir özgeçmişi için Ayşegül'e söz veriyorum. Ben Adem onu size üç kelimeyle, üç cümleyle özetlerdim ama siz bilirsiniz yani. Hocam. Olsun hocam, biraz bahsedelim. Evet, tamam. Profesör Doktor Adem Genç 1944 yılında Rize Ardeşen'de doğdu. Evet. 1965'te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümünden mezun oldu. 1969'da eğitim için İngiltere'ye gönderildi. 1970-71'de Bournemouth College of Arts'ta lisans ve 1971-74 yıllar arasında Londra St. Martin's School of Art Advanced Painting bölümünde postgraduate öğrenimi gördü. 1974 yılında Türkiye'ye dönünce Samsun Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümüne atandı. 1978'de bu görevinden kendi isteğiyle ayrılıp Ege Üniversitesi'nde asistan oldu. Kuruluş sürecinden itibaren uzun bir süre Ege Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü ile Resim Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yaptı. 1980'de master ve 1983'te doktora derecelerini alan Adem Genç'e 1985'te resim dalında sanatta yeterlilik belgesi verildi. 1987 doçent, 1992'de ise profesör oldu. 1991-92 öğretim yılında Fulbright doktora sonrası araştırma bursu ile Kaliforniya Devlet Üniversitesi'nde çalıştı. 1994 yılında Türkiye'nin onur konuğu olan Uluslararası Houston Festivali'nde ve 2005'te 2. Pekin Uluslararası Sanat Bienali'nde çağrılı sanatçı olarak katıldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların düzenlediği çok sayıda karma ve çağrılı sergilere katılmış bulunan sanatçı, bugüne kadar yurt dışında 28, yurt dışında 4 kişisel sergi gerçekleştirdi. Adem Genç, 1980 ve 96 yıllar arasında girdiği yarışmalı sergilerde 12 ödül aldı. Sanatçının yapıtları Türkiye'de ve yurt dışında birçok resmi ve özel koleksiyonlara girmiştir. Kuramsal alanda Adem Genç'in iki kitabı ve birçok sayıda bilimsel araştırma bildiri ve makalesi bulunmaktadır. Ayrıca sanatı hakkında 2004 yılında Ahmet Oktay tarafından yazılan Ahmet Genç Postada Pop Sürecinde Yeni Soyut Yaklaşımlar isimli kapsamlı bir kitap yayımlanmıştır. Başlamadan önce söyleşimize bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Söyleşimiz soru cevap şeklinde ilerleyecek.
Sorularınız varsa dilerseniz yazarak ya da yukarıdaki el kaldır butonunu tıklayarak kendiniz sorabilirsiniz. Şimdi sözü Profesör Doktor Adem Genç hocamıza vermek istiyorum. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Oldukça ayrıntılı. Yani aslında belki içinde soru da var bunun. Yani için işte bir yerde görev yaptınız, oradan oraya gittiniz, yer değiştirdiniz falan. Bunlar hep Türkiye'nin sosyal şartları nedeniyle oldu. Yoksa ben fazla kurum değiştirmekten yana olan birisi değilim. Aslında hiçbir şekilde yani şurası daha iyi, burası işte çok daha uygun falan diye düşünmem. Türkiye'nin her tarafında görev almayı seviyorum. Yani çünkü biz de yani öğretmen okulu mezunu olduğumuz için yani öyle yetiştirildik. Yani en ücra köşesinde bile bu görevi yaparız dedik ve yaptık yani. Ben Adana'da da çalıştım, Rize'de de çalıştım, Samsun'da çalıştım. Fakat Samsun'da yani biraz böyle Türkiye'nin o dönemin şartlarında gerçekten böyle bir ortam iyi değildi yani. Çok iyi gidiyordu önce, sonra bozuldu. Ve bozdular maalesef, nasıl bozdularsa. Biz hep arkadaşlarımızla birlikte bir yerde olmayı, bir grup kurup orada bir iş yapmayı önermiştik. İşte o dönemde yine Londra'da eğitimini gören bir arkadaşımız vardı. Bizim de iki arkadaşımız daha vardı. Onunla birlikte istek üzerine biz Samsun'a gittik. Ve orada bir şey oluşturmaya çalıştık. Fakülte, ya işte Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi'nin resim bölümü iken işte yeni bir Güzel Sanatları kuralım falan dedik. Fakat bu arada yani biraz sağ sol çatışmaları giderek arttı Türkiye'de ve yani oturduğumuz yerde dersten başka her şey yapıyorduk yani. Şimdi öğrencileri ikna etmek, onları susturmak, onlara ne bileyim işte ya bu yaptığınız işi doğru değil, yani bu boşuna şey yapıyorsunuz, dünyanın her tarafından bunlar oldu ama bir sonuç alınmadı. Yani kiminle kavga ettiğinizi biliyor musunuz? İyi düşünün, şöyle yapın, böyle yapın derken 2 yılımızı harcadık, 3 senemizi harcadık. Fakat baktık ki yani eleman olarak atanan kişiler militan olarak geliyor üniversiteye. Orada başka bir teşkilat kurmaya çalışıyor. Yönetim işte başlı başına bir sorun. Hatta beni bile yönetici yapmak istedi. Ben yapamam dedim yani. Nasıl yapabilirim? Ben tecrübesiz bir adamım. Yani eğitimde tamam da siyasi şey olarak yani sizin böyle bir liste olarak oluşturduğunuz benim ismi kim verdiyse yanlış vermiş dedim. Ben böyle bir şey beceremem dedim yani. Sonra bu işi yapan arkadaşlarımız gayet düzgün götürüyorlar. Niçin dedim yani onu o kadar şey yap, sorun yapıyorsunuz falan. Ama işte karşı tarafta aynı şeyi yapıyordu. Yani 80 hocaydık orada, 80 öğretim üyesi. 800 kişiyi yola getiremedik. Adam başına 10 kişi düşüyor, düşünebiliyor musunuz yani? O nedenle ben maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'na direkt çıktım. O dönemde sanki bu asker emeklisi bir şeydi. Anlattım durumu. Ben dedim yani bu ülkede beni boşuna mı gönderdiniz yurt dışına? Ben artık geldim, görev yapıyorum ama yapamıyorum. Verimli olamıyorum. Beni başka bir yere verin lütfen dedim. Çok iyi karşıladı. Valla sen bildiğin bir yer var mı dedi. İşte bir arkadaşla birlikte biz Ege'ye gitmek istiyorduk. Zaten askerliğimi orada yaptığım için biliyordum. Orada bir Güzel Sanatlar kuruluşu vardı. Oraya gittik yani hocayken asistan olduk tekrar. Yani öğretim görevlisiydik. Öğretim, eğitim fakültelerinde o zaman unvan falan yoktu biliyorsunuz yani şey vardı. Öğretim görevlisi işte ne bileyim. Profesör sanki yoktu herhalde, hiç yoktu. Doçent de yoktu. Yani böyle bir sistem daha şeye bağlanmamıştı yüksek öğretim kurumuna. Sadece yüksek okul olarak çalışıyordu. Biz gittik orada yeniden bir kurum yarattık neredeyse. Eğitim fakültesi zaten var İzmir'de. Bir de Güzel Sanatlar Fakültesi kurduk. Bir arkadaşımız Fransa'dan gelmişti. Birisi işte Almanya'dan geldi. Sınava girdik. 25 kişi sınava girdik. 3'ümüzü aldılar ve yeni bir nüve oluşturmaya çalıştık İzmir'de. O da baştan çok iyi gitti. Yani şöyle bir yani ilk 10 senesi falan süper iyi gitti. Fakat sonradan maalesef o da fire vermeye başladı. Yani bu memleketin şartları her zaman aynı olmuyor. Bunun dışında yani bir de emekliliğim hak ettiğim zaman artık mecburi hizmetimi ödedim işte ne bileyim bir şekilde. İstanbul beni çok cezbetti tabii. Yani İstanbul'dan uzak kalmak da çok iyi değil. Çünkü bir sanat ortamı ne kadar emek verirseniz verin
sadece üretim olmayan bir şehirde sanat da olmuyor. Yani İzmir biliyorsun ticaret burjuvazisi ile daha çok bilinen bir kenttir. Ama İzmir'de ticaret yapanların çoğu İstanbul'da alışveriş yaparlar. İsviçre'ye giderler, ne bileyim Londra'ya giderler. İzmir'e yatırım yapmazlar sanat konusunda fazla. Benim bildiğim kadar, gördüğüm kadarıyla o dönemde. Ben her seferinde İstanbul'a geldiğimde arkadaşlar bana ya senin ne işin var gel buraya seni alalım falan şöyle böyle derken vakit doldu, emekli olduk. Ancak o zaman gelebildim. Bir yabancı dilde eğitim yapan bir üniversite vardı o zaman. İşte öyle geldik. O da bir yani bir ayrı bir macera oldu. 20 yıldır devam ediyor. 21. yılım emekli olduktan sonraki çalışmaların. Burada da bir üniversite daha, iki üniversite daha kurduk işte bu arada. Birincisi de kurucu olarak, ikincisine de kurucu olarak, üçüncüsüne de artık emekli öğretim üyesi olarak sadece işte lisansüstü eğitim derslerine ve bir de lisans dersine giriyorum ister istemez. Yani o da çünkü branşıma giriyor. Benim şeyim var. Bir de sertifika olarak yazı eğitimi yapıyorum ben. Kat sanatı değil de kaligrafi dersleri verebiliyorum. Yani böyle gidiyor hayat İstanbul'da. Tabii bu arada İzmir'e beni geri çağırıyorlar sürekli olarak sergi için vesaire. Ama inanın ki 20 sene içinde 2-3 defa gidebildim. Hiç vaktim olmadı. Yani bu yoğunluk nasıl geçti ben anlayamadım. Yani 2-3 atölye değiştirdim İstanbul'da da. Ama yine de 20 senenin böyle sanki şey hızıyla geçti, böyle jet hızıyla geçti diyebilirim. Çünkü yani zaman böyle işler yoğun olunca zaman daha hızlı akıyor sanki. Öyle geliyor insana. Böyle gidiyor işte şimdilik Altınbaş Üniversitesi diye bir üniversitedeyim. Orada birkaç arkadaşımla birlikte belli bir süre daha çalışmak istiyoruz ama bana sordular işte gelecek yıl şey hazır mısınız diye. Vallahi ben ortama uyarım dedim eğer ki yani atölye koşulları uygunsa, pandemi geçerse yüz yüze eğitimi tercih ederim ama olmasa da dünyanın sonu değil bir şekilde bunu da yürütüyoruz yani. Yani öğrencilerimiz Türkiye dışı, İstanbul dışında olanlar daha yakından ulaşabiliyor bize. Onlar daha avantajlı. Yani devam konusunda onlar İstanbul'da yaşayanlardan daha devamlı oluyorlar, daha meraklı oluyorlar. Nedense taşradakiler. Benim şu anda Adana'dan, Diyarbakır'dan, Konya'dan, efendim Muğla'dan öğrencilerim var şöyle yüksek lisansta. Yani böyle geçiyor. Samsun'dan var birkaç öğrenci. Bir tanesini yüksek lisans, iki tane yüksek lisansını bitirdi ve işte onu da uzaktan eğitimle yaptık bir şekilde. Gayet iyi geçti. Güzel bir tez yazdı. Onu size de gönderebilirim PDF olarak. Gösterge bilim üzerine bir tez. Ama ilgi duyan öğrenciler seçmek bu konuda çok önemli yani. Yani sadece yüksek lisans olsun diye değil de gerçekten o alanda ilgi sahibi olacak, meraklı olacak, araştırmacı olacak. Biraz o konuda biraz seçiciyim diyebilirim yani. Herkese maalesef yetişemiyorum. Yani bilmediğim şey bana gelmeyin diyorum. Ben bu konuda anlamam. Bildiğim konu üzerine yaparım diyorum. O şekilde gidiyor işte. Hocam dilerseniz sorularımıza başlayalım. Buyurun tabii. İlk sorumuz sanata olan ilginiz nasıl başladı? Bu ilgi nasıl eğitime dönüştü ve profesyonel bir sanatçı olmaya nasıl karar verdiniz? Biz yani sanata ilgi ilkokulda yani özel bir ilgi yoktu. Yani normal herkes gibi fakat biraz herhalde desen çiziminde biraz iyiydim. Yani işte böyle yokuş yukarı çıkan bir insanın bir resmini yapmıştık. Böyle eğilerek yapmışım. İşte hoca onu görünce işte bakın diğerlerine gösterdi falan. Benim abim de benim ilkokuldaydı. Yani sınıf 5 sınıf birden bire bir yerde okuyorduk ya da 2 İlkokul 3, 1, 2, 3 bir sınıf, 4, 5 bir sınıftı. İşte onu hoca şey yapınca benim de ilgimi çekti. Yani işte yokuş yukarı bir çıkan bir insan işte dik duramaz orada, eğilir öne doğru yoksa yıkılır, kayadan yuvarlanır falan gibi bir şeyler anlattı hoca. Ben onun üzerine sürekli onu çizmeye başladım. Yokuş yukarı çıkan, tırmanan insan böyle, sırtında yük taşıyan insan falan derken desenim biraz gelişti. Sonra babam benim postaneden istifa etti, emekli şey oldu. Ticaretle uğraşmaya başladı. Samsun'a geldik, Samsun'a taşındık. Ya orada da işte
yani ilginç bir şekilde böyle şeyle ilgilenmeye başladım. Yani böyle işte resim, çizim, grafik, yazı falan. Yani böyle böyle gelişti. Aslında küçük çocukluğumda işte matematik üzerinde çok iyi olduğumu söylerler. Yani ve öğretmen okuluna girdiğim zaman da yani sınavı ben seçmedim. Sadece işte sınıftan birkaç kişi ayrıldılar. Bir sınava gireceksin dedi. Girdik. İlkokuldan iki kişi herhalde kazandı Bafra ilçesinden. Oradan işte öğretmen okuluna gidince 6 yıl orada yani hakikaten böyle yani çok methediyorlar ya, aslında öyle değil yani öğretmen okulları. Yani 6 yılın şey gibi geçti, bir hapishane gibi yani. Yani gerçekten yatılı okul ama ben kasaba çocuğu olduğum için öyle çok fazla şeye gelemiyordum yani. İşte her şey, hiçbir şey yok yani. Cumartesi pazar bir bisikletimiz var, işte alışveriş yapmaya gidiyoruz, bir şeyler alıyoruz piyasadan. Bisikletinizi alıyorlar elinden, başkaları biliyor. 600 öğrencinin bir tane bisikleti var, düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir okulda 6 yılımızı harcadık. Ama atölye donanımı vesaire, işte müzik, resim, işte ne bileyim kabiliyet dersleri konusunda laboratuvarları çok iyiydi. Fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı, biyoloji laboratuvarı olan bir, yani üniversite gibi bir okuldu aslında. Donanımlı bir okuldu. Yani orada zaten 3 tane resim öğretmenimiz var. Yani 3 resim, 2 resim atölyesi, 2 müzik hane derlerdi. Müzik, evet, müzik hane. 2 müzik öğretmeni, piyanomuz, kemanlarımız vesaire vesaire artık. Yani bugün artık o kadar donanımlı bir yüksek okul bile bulmak zor diyebilirim yani. Öyle bir okulda yani adam olmayan hiçbir yerde adam olmaz. Yani o şekilde. Fakat tabii şeyleri var yani okulu bitirdikten sonra da sadece ve sadece Ankara Gaziantep'e gidebiliyordunuz o zaman. Üniversite sınavına giremiyordunuz. Lise diplomanız yok diyorlardı. Ben mezun olduğum zaman, yani onu duyduğum zaman Osmaniye'ye tayin olduğum zaman şeyi bitirdikten sonra ama Gazi. Baktım ki yani ben arkeoloji okuyacağım. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne gittim. Sizin de diplomanız yok. Dedim bu Gazi diploması ne işe yarıyor? 3 yıl okuduk. Aa bu geçmez dediler. Lise diploması lazım. Dedim ben öğretmen okulu mezunuyum. Yok o da geçmez dediler. Dedim ki yani ben şimdi lise diploması olmadan yüksek okulu bitirdiğim 3 sene bu bölüme giremeyecek miyim? Giremezsin dediler. Gittik Osmaniye Lisesi'nde dışarıdan bitirmek üzere müracaat yaptım. Yani o sırada askerliğim geldi. Daha şeyi bitirmeden, sınavlar bitmeden doğru yedek subay okuluna. O gidiş şeyi de bıraktık, öğretmenliği. Askerdeyken de bu yurt dışı sınavlarına falan hazırlandım işte. Ondan sonra İngiltere'ye gittik. Yani bu Rize'ye tayin oldum ama askerlikten sonra belli kısa bir süre sonra işte sınavı kazandınız, yurt dışına burs veriyoruz. İster Amerika'ya gidin, ister Fransa'ya, ister İngiltere'ye deyince benim her nedense eskiden İngiltere ile çok şey okumuştum hakkında. İşte ne bileyim bu bilim adamları, buluşlar vesaire, endüstri devrimi vesaire konusunda biraz meraklıydım. Yani Glasgow bölgesini, çok Manchester çevresini falan işte ne bileyim endüstri çağı üretimleriyle ilgili bir takım şeylerim vardı. İşte Dickens'i de okuduk tabii o sırada. Charles Dickens'i meraklısıydım. Yani bütün neredeyse romanlarını okudum. Yani o yöreleri görmek istiyordum ben sadece onun için. Yoksa Paris daha şeydi, şenlikli bir yerdi Londra'ya göre o zaman belki. Hatta arkadaşlarım bana ya sen ne yaptın, ne işin var Londra'da Paris varken falan dediler. Dedim artık yani siz bazı konularda herhalde geri kaldınız. İngiltere ile Londra ile New York Paris'i çoktan sollamıştı yani biz gittiğimiz zaman. Yani 1969'da. Yani böyle bir merkezden artık dünyanın çeşitli şehirlerine dağılma başlamıştı yani bu hani periferi derler ya işte merkez var bir de periferi var. Periferi eskiden merkez Paris'ti belki sonra Londra, New York, Berlin, işte Milano, İsviçre ve dünyanın birçok yerine yayıldı sanat eğitimi ve konusundaki üniversiteler. Ama yine de Avrupa'da tabii diğer şehirlerle de ilgilendik. Diğer sanat grupları, ne bileyim işte galerileri vesaire, geziler,
programlar, kendi arkadaşlarımızın, Fransa'daki arkadaşlarımızı ziyaret ederdik. Onlar Londra'ya gelirler, biz misafir ederiz. Biz gittiğimiz zaman bizi misafir ederlerdi. Berlin'e gittik. Doğu Berlin diyorlardı o zaman işte. Doğu Almanya. Yani o 6 yılımız da orada geçti. Yani ikinci bir 6 yıl ama oradaki 6 yıl tabii Türkiye'deki o öğretmen okulundaki gibi değil. Gazi de çok şey bir okuldur. Yani bütün donanımlı bir okul. Atölyeleriyle, hocalarıyla çok disiplinlidir. Hatta toplam olarak Gazi'de okunan ders sayısı bugün hiçbir üniversitede o kadar kredi saat dersi yapmıyorsunuz. Her gün 8 saat ders, etüt saatleri var geceleri. Sabahlarında etüt saatleri oluyordu. 24 saat üniversitenin atölyeleri açık. 24 saat açık. Yatılı bir üniversite okul. Yani orada da hem zanaat öğreniyorsunuz hem sanat öğreniyorsunuz. O bakımdan ben onu şeye benzetiyorum. Bauhaus okullarına benzetiyorum biraz Gazi'yi. Hani Bauhaus okulu ideal bir okul mu? Değil. O da ayrı bir şey. Tartışma konusu tabii ama yani hem zanaat hem sanat için Türkiye'nin şartlarına uygun bir şey vardı. Yapısı vardı. Eğitim müfredatı Gazi'nin. O bakımdan ya hiçbir yerde beni şey yapmadı. Yani mahcup etmedi üniversite Gazi. Teşekkür ederiz hocam. Uzun yıllardır sanat alanında çalışan ve üreten biri olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye çağdaş sanatını gözlemleme şansınız oldu. Türkiye çağdaş sanatı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani şimdi sadece Türkiye özgü bir çağdaş sanat yok. Yani sanat artık evrensel, uluslararası boyutlarda gelişip serpiliyor. Bütün yenilikler anında ulaşabiliyorsunuz Türkiye'de olsanız da işte başka bir yerde olsanız da çünkü bu işte yani artık merkezi bir sanat kurumu veyahut işte böyle rayına oturmuş bir sanat olgusu dünyanın hiçbir yerinde yok. Sanat her yerde, Türkiye'de olsa da yurt dışında olsa da kendi yörüngesini zorluyor. Onun dışına çıkmaya başlıyor. Yörüngeye oturduğu zaman zaten sanat olmaktan çıkıyor o iş. O artık bir zanaat oluyor. Yani çünkü bir yerleşik bir düzene böyle sığınmak gibi bir şey. Yani var olan bir şeyi siz kabul ediyorsunuz. Bütün konvansiyonları, bütün koşulları, bütün teorileri benimsiyorsunuz. Orada yaratıcılık beklemeyin artık. Ama orada ne yaparsınız? Var olan yaptığınız bir şeyin virtüözlüğünü yaparsınız. Yani bir üst düzeyde daha iyi icra edebilirsiniz. İcraatınız iyi olur belki. Ama yaratıcılığınız artmaz orada. Onun için yani şimdi artık yani Türkiye'de veya başka bir ülkede farklı bir sanat olgusu yok. Bizdeki belki biraz şöyle kabul ediliyor. Çağdaş sanat denilince sadece işte ne bileyim teknolojinin işte öngördüğü bir takım araç gelişleri kullanan işte dijital teknolojiyi benimseyen bilmem ne. Ama dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Şimdi o kadar klasik şeyler devam ediyor ki bazı üniversitelerde inanamazsınız. Orta çağ yöntemiyle şeyler harf basan şeyleri gördüm atölyelerde. Hala devam ediyor. Londra'da eski adıyla London School of Communication diye bir şey vardı. Matbaacılık okulu vardı. Şimdi orası şey oldu. University of London'a bağlandı. İşte yine bir yüksek okul. Yani hurufat dizgiyle üzerine merdaneyle mürekkep verip şey basılıp grafik sanatında bir şey yapılıyor. Ders yapılıyor. Hala daha. Eski offset sistemleri, eski yani bizim kullanmadığımız ve artık bu çağ dışıdır. Bunun yerine artık şimdi şey var, projeksiyon makinesi çıktı falan, slide makinesi gibi şeyler kullanılmaz şeklindeki şeyler. Hepsi yanlış. Onlar bu konularda çok disiplinli, çok düzgün. Hatta bunları koruyorlar bazı şekilde. Yani çok klasik sistemler, çok klasik resimleri hala devam ediyor aynı okullarda ama yenilikleri de açık. Ama biz onu yapmıyoruz. Biz var olan bu bitmiştir, zaten yapılmıştı. Biz bunu niye yapalım? Yeni olan bir şey yapalım derken biz onu öğreninceye kadar o zaten kendi rayına oturuyor. Kendi ne diyorlar? Yörüngesine oturan bir sanat haline geliyor. O zaman da yeni bir şey olmuyor yani. Yani önemli olan sizi, o yeniliği sizin yapmanız. Ama bu yenilik yapma işi, yenileme ya da yenileşme, modernleşme falan öyle basit işler değil. Yani biz onu
20. yüzyılda ancak böyle o işlere bulaştık ama Avrupa'nın çok büyük bir şeyi var. 18. yüzyıl, 19. yüzyıl endüstri devrimi arkasında büyük yani Avrupa modernizmini, modern geleneklerini oluşturan şey maalesef Türkiye'de yaşanmadı. Yani bir şekilde orayı biz pas geçtik. Yani ve bunun şeyini çekiyoruz şimdi. Yani bizim ne bileyim bir sosyal realizmimiz yok. Biz Marx'ımız yok, Trotsky'miz yok, Lukács'ımız yok. Kültür tarihçimiz yok, Hegel'imiz yok. Ne olacak, nasıl olacak yani? Nasıl modernleşeceksiniz? Uydurma, bir modernleşme hamlesiyle biz şey yaptık yani. Avrupa batılılaşmaya çalıştık. Yani o nedenle ya bu arada bunu yaparken de bazı şeylerimizi de terk ettik. Yani o da iyi bir şey değil yani. Unutmaya çalıştık ya da unuttuk resmen yani. Şimdi geriye dönüşlü bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu da yanlış anlaşılıyor. Ha, deniliyor ki işte geleneksel sanattan yola çıkarak modern sanat yap. Böyle bir şey olmaz. Ayrı ayrı şeyler bunlar. Yani gelenek gelenektir, modern olan, yeni olan yenidir. Yani çünkü araçları farklı, görme biçimi farklı, zihniyet farklı, düşünce farklı. Birisi belki zanaattır, birisi işlevseldir, öbürünün işlevi yoktur. Yani günümüz sanatının çok fazla utiliter bir şeyi yok, derinliği yok ki. Yani kime faydası var ki aslında? Estetik de yok aslında bazı sanat türlerinde şimdi. Estetik de bir amaç sayılmıyor yani. O nedenle yani bu eskiyle yeni bağlantısından yola koyularak bir modernleşme hamlesine ben katiyen şey yapmıyorum. Yani çok sıcak bakmıyorum yani. Böyle bir şey olamaz yani. Olmayan bir şey üzerinde de fazla gitmek doğru bir şey değil herhalde. Yani bazı şeylere böyle global, yukarıdan, toptan bakıp öyle karar vermek gerekiyor. Ve bazen size o yol görünür. Yolun ucunu görürsünüz. Yani mesela şimdi askerler topun namlusundan bakıyor, düşmanı görüyor. Aristo da diyor ki, eğer diyor bir şeyin gidişatın doğru ya da yanlış olduğunu anlamak istiyorsan hangi yöne gittiğine bakacaksınız. Gittiği yöne görmeye çalışacaksınız. Önce ki ondan sonra doğru ya da yanlış bir yöntem olduğuna karar verebilirsiniz diyor. Biz artık o işte çeşitli gerçi deneyim vesaire birikimiyle onları kullanarak olayı önce toptan kavramaya, aralarındaki işte uyumlu ve orantılı düzeni yakalama, ele geçirmeye çalışıyoruz. Ama oradan yola koyularak bir ortaya yeni bir şey, öyle bir derdimiz de yok. Aslında olması da gerekmiyor yani. Mutlaka bir şeyin yeni olması şart değil ki, sanat her yerde sanattır. Yani kimse size ya klasik işte portre yapamazsınız, yağlı boya resim artık modası geçti, fotoğraf varken yağlı boya resmi yapmayın diyemez. Yok böyle bir şey. O maalesef bizim şeyimiz bu. Bizim uydurduğumuz bir şey, kavram yani. Ya her türlü yöntemin en eski sanat yapma, icra etme yönteminin bir yeni versiyonu, bir yeni biçimi olabilir. Yani benim görüşüm bu. Bu konuda. Arkada da güzel bir resim görüyorum orada. Ama şu anda gözlerimi seçmiyor. Hocam sizin arkanızda Sayın Dekanım orada bir sanki bir Melek Hocam sesiniz var. Kapalı. Efendim? Melek Hocam sesiniz kapalı. Evet. Melek Hocam'a sözü vermek istiyorum. Sorun. Çok sağ olun. Evet benim son geçen yıl yaptığım bir resim bu. Hocam. Elinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Şimdi ben size sormak kafama takıldı. Sizinle söyleşinin başlığını oluştururken hani biraz şey dedik yani güncel sanat mı, çağdaş sanat mı, nereye gidiyor, güncel sanat mı ya da siz dediniz ki hocam ben güncel sanatı kullanmıyorum, yeni sanatı kullanıyorum dediniz. Evet. Ben tabii bu aralarındaki farkı nasıl tanımlıyorsunuz? Bir de yeni sanat nereye gidiyor? Söyleşi başlığımızı sunmak istiyorum. Yani güncel olan bir şey sanki modaymış gibi böyle ama öyle bir şey yok ki yani sanatta moda olmaz. Yani moda güncel olabilir. O da en az bir dönem sürer yani. Bir sezon derler ona hani. Bu kış sezonu, yaz sezonu modası bilmem ne. Ama sanatta böyle ya o kadar böyle çok fazla sanat hareketi bilmem de dünya sanki sanattan başka bir şey yapmıyormuş gibi bir izlenim verip de ya bu günceldir, bu güncel değildir falan demek yanlış. Ne o gün ne yapıyorsan o günceldir bence. Ama bu sadece sanatın kendisiyle ilgili olan bir şey değil. İzleyicisiyle ilgili bir şey bu aynı zamanda.
Yani niçin diyeceksiniz? Çünkü bu yenilikler kendi izleyicisini de yaratıyor ister istemez. Onu yaratmasa zaten yaşayamaz ki. O nedenle izleyici şey mi, o kadar eğitimli mi, işte ne bileyim sanatı takdir edecek kadar şey var mı yok mu, orası tabii başlı başına bir problem. O nedenle biz şöyle diyoruz buna, bir hafızasız bir izleyici hafızasız bir sanat yaratıyor tabii, yani ister istemez. Yani eğer sizin belleğinizde bir geçmişle ilgili sanatın bugüne nasıl, bu şeye yeniliklere nasıl ulaştı, onun tarihsel serüveni nedir konusunda büyük bir birikiminiz yoksa ortaya koyduğunuz şey havada kalır. Yani hiçbir şekilde yeni bir şey olabilir, milleti şaşırtabilirsiniz, ne bileyim hatta böyle ne bileyim bir şok edebilirsiniz, ama yani sanat olabilmesi için biraz bağlantılarının kopmuş olmaması gerekiyor. Yani kültürel gelişmelerde olduğu gibi yani. Bu bağlantı koptuğu zaman amnesia diye bir hastalık var ya, yani hafıza kaybı. Hafıza kaybı olan bir sanatçı oluyorsunuz. Sanki amnezik bir seyirciyle amnezik bir sanat grubu, sanat hareketi ortaya koymuş gibi oluyorsunuz. Onun için ben demiyorum, güncellik kelimesi çok hoşuma gitmiyor. Yenilik olabilir, işte ne bileyim yenileşme olabilir sanatta, farklılaşma olabilir, değişiklik olabilir. Hiçbirisi birbirinden üstün değildir bunların, yani birisi daha yukarıda, birisi daha aşağıda falan değildir. O nedenle modern sanat şöyledir, postmodernizm bilmem nedir falan gibi şeyler çok havada kalan şeyler. Onların hiçbirisi oturmadı yani bir defa. Çok kritik ediliyor bunlar. Eğer yabancı yayın takip ediyorsanız görürsünüz zaten. Yani bazı kuramcılar bunlarla dalga geçiyorlar. Yazarlar dahil olmak üzere. Yani artık bir galeriye gittiği zaman nasıl şok olacağım diye beklemeye başlıyoruz diyorlar. Yani çünkü o kadar çok şey şok olan, şok edici şeylerle karşı karşıya geldi ki kanıksamaya başladı. Ya bazı şeylerin avamlaşması çok kötüdür sanatta. Yani böyle ya da popülerleşmesi, herkes tarafından beğenilen bir şey olması çok iyi bir şey sayılmaz. Ama biz onu öyle kabul etmiyoruz. Çok popüler, dünyanın her tarafında ilgi görüyor. Üzerinde işte 3 kilometre kuyruk oluştururlar bu sergiyi görmek için falan. Ya onlar popülizmdir, sanat değildir aslında. Sanat biraz daha, öyle zannediyorum ki bunu ya bütün sanatçılar buna katılır. Yani biraz daha içsel bir şeydir, hissedilerek yapılan bir şeydir. Yani böyle herkesi şaşırtmak, yok etmek, ne bileyim ayaklandırmak falan ya da tepki vermesini sağlamak ya da ortak etmek, ortamın içine sokmak meselesi tek başına hiçbir şey yaramayabilir. Yani eğer o duyarlılık varsa zaten giriyor. Yani ya zaten dokunuyor ona, farkındaysa yani. Ama farkında olması için de bu demin söylediğim o hafıza kaybına uğramamış olması gerekiyor. Evet. Bilmiyorum yani, başka ilave etmek istediğiniz bir şey varsa aynı soruya tekrar şey yapayım. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Yeni soruya geçelim hocam. Bildiğiniz gibi korona dönemindeyiz. Pandemiyle birlikte sanatta yeni bir dil gelişiyor mu sizce? Vallahi dil, yani ister istemez sanal ortamda izlenen şeyler sayesinde şeyi artıyor. Sanal ortamda izle, sergi sayısı, müze, sanal müzecilik konusunda gelişmeler var. Sanal sergiler, fakat aynı hissiyatı veriyor mu derseniz vermiyor. Yani hiçbir zaman böyle dokunulabilir bir nesneyle karşı karşıya olduğunuz zaman hissettiğiniz şeyi ekranda hissedemezsiniz. Bu şeye benziyor. Hani fotoğraftan resim yaptınız siz. Fotoğraf zaten yapılmış bir şeydir. Yani gölgeleri, ışığı barındırır. Ama modeli koyduğunuz zaman aynı şeyleri görmüyorsunuz. Fotoğrafta sadece yüzeydeki ışık gölge oluşumlarını takip edersiniz. Model oturduğu zaman modelde acaba bu ağırlık işte oturduğu tabure bunu çeker mi? Oturduğu sandalye bunu kaldırır mı? İşte bunun kitle olarak dengesi doğru mu? Acaba işte oransal bütünlük var mı bilmem ne falan soru sormaya başlıyorsun. Birisi ezbere yapılan bir şey, diğeri zihinle birlikte yapılan bir şey. Sanatta zihinsel olarak ikisi birden yapılan şeyler daha makbuldür benim bildiğim kadarıyla. Yani sadece
sadece göz ya da yetenek veya işte yapabilme şeyinden çok yani zihnin de devreye girmesi lazım ve yani bakan kişiyi de zihinsel olarak aktive etmesi gerekiyor sanat eserinin. Yoksa yani çok güzel şeyler insan yapabilir ya makine sayesinde, bilgisayar sayesinde. Ya benim buradaki Adobe grubu programlarından hangisini yapsam bir harika, her şey böyle anında ulaşıyorsunuz, bilmem bir sürü renk bilmem ne var. Ama hiçbir zaman tek başına sanat olma yeterli değil. Hatta size başka bir şey söyleyeyim, mesela renk uyumları ile ilgili o kadar değişik şeyler var ki, kombinasyonlar, formülasyonlar, formüller şeyde hazır yani bunlar. Bunların kullanarak hiçbir zaman bir tasarımı daha yapamazsınız. Bırakın sanatı. Çünkü yani siz çok sayıda malzemeyle karşı karşıya geldiğiniz zaman zaten gözünüz bozulur yani bir şekilde. Yani en iyi ressamlar boyasını, paletini sınırlı kullanan, az sayıda renkle kendi rengini kendisini oluşturan, ne bileyim, hiçbir zaman hazır paleti kullanmayan, başkalarının işte renk dizilini kopya etmeyen sanatçılardır. Yani bu niçin? Çünkü onu yaparken zihin çalışacak. Çizim yaparken de aynı şekilde. Eğer sizde bir ağırlık, bir güç, kuvvet duygusu, ekulibrium duygusu yoksa, bir denge duygusu yoksa, yani yaptığınız resimde dengesiz, işi boş olur. Yani yüzeyde güzel şeyler yaparsınız ama içindeki insanın hacimsel şeyini veremezsiniz fotoğraf yaparken. Ben hep merak etmişimdir, öğretmen okulundayken arkadaşların portresini yapardım. Şöyle fotoğrafla toz yapardık böyle kalemden. O tozu kullanarak işte 1, 2, 3, 4 derken her tarafımız artık resim oldu. Evet, siparişler geliyor falan. Hoca geldi bana bir gün, bundan sonra yapmayacaksın bunu dedi. Ben de şaşırdım. Takdir göreceğim derken bundan bu fotoğrafı yapmayacaksın dedi. Arkadaşın oturacak, onun resmini yapacaksın deyince hiçbir zaman anlam veremedim. Yani uzun süre anlam veremedim ama şeye geldiğim zaman anladım. Modelden resim yapmaya başladığım zaman Gazi'de çıplak modelden resim derslerimiz vardı. İşte Refik Epikman geliyordu, model geliyordu, oturuyordu. Orada niçin hocanın böyle söylediğini çok iyi anladım. Çünkü orada düşünmeden resim yapıyordum. Kareliyordum şeyi, fotoğrafı, vesikalık fotoğraf. Ona bakarak büyütüyordum işte. Ama bir arada başka açısıyla konuşabiliyordum. Yani ne bileyim, müzik dinlemeyi tabii o zaman kulaklık falan yoktu. İşte şey radyomuz vardı böyle, uydurup laboratuvarda yaptığımız. Onu dinlerken yapabiliyorduk ama zihin çalışmadan yapılan resim hiçbir zaman bir insanın portresi bile olsa o insanın ruhunu veremezsiniz. Yani ruh halini yansıtamazsınız yüzey olarak. Bunu şey bile yapamıyor. Chuck Close var. Modern sanatta işte çok ileri düzeyde bir realizmi şey yapan işte radikal fotorealistlerden Amerikalı. O ne yapıyor biliyor musunuz? Fotoğrafı böyle ters çeviriyor, öyle resim yapıyor. Zihnini aktive etmek için. Yani gördüğünü yapmak yerine şeyi kopya etmek için. Oradaki ışığı, rengi, biçimi doğru kopya edebilmek için. Ama ortaya çıkan resim hiçbir zaman ruhlu bir şey gibi olamıyor yani. Bir Rembrandt resmi gibi katliyen olamaz yani. Mümkün değil. Bir Velázquez olamaz yani o tür şeyler. Bir Goya'nın şeyi olamaz yani öyle o tür resimler. Ama daha ileri düzeyde bir realizmi içerebilir. Ne bileyim çok çok büyük boyutlu olabilir. Yani, evet. Belki bilmiyorum. Estet, Richard Estet ve Chuck Close'un şeylerini eğer izlerse izleyicilerimiz bunu ne söylemek istediğimi çok daha iyi anlarlar. Hatta Ralph Goings var bir de. Üç kişi bunlar. Ralph Goings, Richard Estet ve Chuck Close. Amerika'da ünlü fotorealistler bunlar, bilinen. Yani evet, çok sayıda var da işte bunlar da İspanyol realistlerinden sonra işte Hollanda realistlerinden sonra ünlü Amerikan realistleri, fotorealistleri daha doğrusu. Teşekkür ederiz evet. Hocam. Modern sanatın etkisiyle birlikte Batı'daki sanatsal gelişmeler ülkemize ne kadar yansımıştır? Ya bu soru biraz yani çok böyle yani seçik bir yani ne bileyim mottosu olmayan bir soru derler yani. Yani hangi yönden yaklaşacağımı biraz kendi kendime sormam lazım. Yani bir kez daha tekrar eder misiniz?
Modern sanatın etkisiyle birlikte batıdaki sanatsal gelişmeler ülkemize ne kadar yansımıştır? Yani kişiden kişiye değişen bir yansıma olabilir, okuldan okula değişen olabilir. Bazı şeyler reddiyeci gruplar için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Veyahut yani ülkenin genel bir konumu düşünülürse o modernizmin başlangıç yıllarında hani diyelim ki 1860 ile 1945 yani en büyük şey olarak modern sanatın büyük bir şeyini en geniş tarihsel dönemini ele alırsak ki aslında 20. yüzyılın başlarıdır. 1895 ile 1920'dir yani o avantgard modernizm dediğimiz şeyin gelişim süreci. O yıllardaki Türkiye koşullarını düşünürseniz zamanında hiçbir şey yansımadı. Çünkü bir savaş koşullarındaydık modern sanatın gelişim sürecinde. Avrupa'ya gönderdiğimiz ressamlar bile modernizmi değil de daha çok ondan önceki dönemlerin sanatını şey yapıyorlardı. Empresyonist resimler yapıyorlardı yani yapmaya çalışıyorlardı. Türkiye'ye döndüklerinde bile. Onun için bu yansımalar demin hani şey obrit meselesini şey yaptık ya bu yörünge meselesi orada da aynı. Yani oraya gider işte yörüngeye oturmuş sanatı öğrenmeye çalıştı. Halbuki avantgard gelişmeler vardı onlara müdahil olabilmesi için. Bir defa okuldan kaydı silinirdi yani öyle bir şey olsaydı o dönemde. Çünkü eğitimde devam zorunluluğu bilmem de o sırada vardı. Sonradan şey yaptılar onu ortadan kaldırdılar. Mesela İngiltere'de güzel sanatlarda işte devam zorunluluğu falan gibi katiye böyle bir şey olmaz. Yoktur yani. Gülerler insana. Ne devamı ya? Yani zaten insan buraya isteyerek geliyor güzel sanatlara. Hani siz ona sabah gelin, akşam gidin ne olacak? Devam zorunluluğu alsanız yani yoklamasını alsanız öğrencinin. Ya burası bir şey okulu değil ki. Onun için yani o yörüngeye oturmak meselesi bunda da aynı. Bizim ülkeden batıya giden şeylerin, sanatçıların birçoğu oradaki gelişmeleri bir önceki şeyden takip ettiler. Yani son avantgard şeyin içine zaten girmeleri mümkün değildi çünkü. Ya onun da bir evveliyatı var. Birdenbire Osman Hamdi bir resim yaparken ondan sonra konstruktivist olamazsınız ki. Yani ne bileyim ya da süprematist Kazimir Malevich gibi bir şey yapamazsınız. Yapsanız millet güler yani. Onların açısından baktığınız zaman da doğru olanı yaptılar tabii. Devlet de bunları böyle istiyordu. Ya siz mühendishaneyi ve Bahri Hümayun'da işte hoca olacaksınız. Orada işte perspektif resim öğreneceksiniz. Onun için bu şeylerinizi geliştirmek için ben sizi Avrupa'ya gönderiyorum. Herhalde Avrupa'da avantgard atölyelerde bir işi öğrenemezlerdi yani. Onun için sıradan mekteplere gittiler, okullara gittiler tabii. Yani geç bize şey intikal etti bunlar. Ama bu bizim modernleşmemize ya da modernitenin işte Türkiye'deki sürecine olumlu katkıları olan bir şeydi kuşkusuz. Çünkü en azından bir Cumhuriyet döneminin yenilikleriyle örtüşmeye başladı zamanla bu yenilikler, sanattaki bu yenilikler. Yani yenilik hiçbir zaman tek dalda, tek başına olmuyor. Kalkınma da aynı şekilde olmuyor. Yani biz o kadar dünyada ses getirdik ki 1927'de düşünebiliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu kalkınma hamlesi Avrupa afiş tarihine geçti. Polonya'da bir müzede Kemalist konstruktivizm diye bir afiş vardır. Ya da Kemal Paşa konstruktivist bilmem ne diye işte rüyası diye bir afiş bile müzelere girmiştir yani. O kadar ses getiren bir devrim gerçekleştirildi Cumhuriyet döneminde. Ya o bakımdan yapılan yeniliklerin birçoğu da bu şeyleri Cumhuriyet dönemi yenileşmelerini desteklemiştir. Hiçbir zaman geriye dönüştü bir hamle olmamıştır. Bu arada tabii şeyler de belki yeniden keşfedildi belki. Hani oryantalist ressamlar işte var olan primitivistler bilmem ne falan. O da zaten bir kültürel çalışma olarak yapılması gereken bir şeydir. Onlar hiçbir zaman ortadan şey yapmazsınız. Yani bir zaten bir enstitü kurmuşsanız, bir araştırma bir şeyiniz varsa, üniversiteniz eğer bir nebze de olsa araştırma yapıyorsa başka ne yapacak?
ya sanat tarihiyle üzerine yapacak araştırmasını ya da var olan sanatçıları ortaya çıkaracak. Onlar hakkında işte tezler, çalışmalar yapacak. Eserleri üzerine yorumlar yapacaktır yani. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Resimde zıtlıkların birliği, ahenk oluşturduğunu düşündüğümüzde kare üçgen... Anlamadım. Nelerin birliği dediniz? Zıtlıkların. Ha, zıtlıkların bütünlüğü, evet. Kare, üçgen, dikdörtgen, geometrik şekillerin yapısal görünümü içerisinde bir kompozisyon oluştururken zıtlık üzerinden bir ahengi yakalayabilmenin yöntemi nedir? Bir dakika, işte şeyde bir şeyden çıktım galiba. Niye çıktı bilmiyorum. Biz sizi görebiliyoruz hocam. Ben göremiyorum. Öyle mi? Evet. Heh, şimdi oldu. Şunu kapatayım. Başka bir program girdi araya. Evet. Tekrar okuyayım hocam. Evet, lütfen. Resimde zıtlıkların birliği ahenk oluşturduğunu düşündüğümüzde kare, üçgen, dikdörtgen gibi geometrik şekillerin yapısal görünümü içerisinde bir kompozisyon oluştururken zıtlık üzerinden bir ahengi yakalayabilmenin yöntemi nedir? Ha, anladım. Ya şimdi dediğiniz temel birimler kare, üçgen, prizma, işte geometrik yapılar, basit geometrik yapılar zaten birbirlerini şey yapan, birbirlerine zıt olduğu kadar yalınlık bakımından birbirlerine benzeyen yapılardır. Yani bu, yani her şeyin bir bütünlük içinde olması için sadece karşıt olması yetmeyebiliyor. Aralarında bir başka bağlar olması gerekiyor yani. Şöyle bir örnek belki verebilirim. Mesela şimdi ben şöyle genelde baktığım zaman bu oda, diyelim ki benim oda her tarafı darmadağınık. Ama böyle bölgesel baktığım zaman bir kadrajla böyle belli düzenlerin bunun içinde yer aldığını görebiliyorum. O düzenler içinde de birbirlerinden farklı yapıların nasıl böyle bir bütünlük oluşturduğunu görebiliyorum. Ama burada temel ilke var. Zaten işte Gestalt diye bir teori var, biliyorsunuz. Çok yaygın bir şey. Yani bir bütün işte sadece parçaların toplamı değildir falan gibi bir açıklaması var. Ama yani Gestalt da tek başına bir sanat yapıldığı için yeterli olmayabiliyor. Bütünlük sağlarsınız. Uyum olabilir. Ritmik, ahenk, düzen, renk uyumu vesaire vesaire hepsi, ama yani şeyi olmaz. Bu problematiği olmayan bir şey sanat olmuyor. Yani yapılan bir şey estetik olabilir, güzel olabilir. Yani seyre doyum olmaz belki. O kadar güzel şeyler ortaya çıkabilir. Ama sanat olabilmesi için problemini size iletmesi gerekiyor. Yani bu, ben eğer sorunu yansıtmayan bir sanat eseriyle karşı karşıya geldiğim zaman ona zanaat olarak bakıyorum. Çok iyi icra edilmiş, çok iyi yapılmış. Ama ne yapmaya çalıştığını hissettiğim zaman, yani belli bir şeyden sonra onu şeyi de gördüm yani, o tür galerilerin, sergilerin, yani şöyle serginin bütününde yapılmak, sadece tek tek yapıtlar üzerinde değil de serginin bütününde sanatçının yapmak istediği şey nedir? O soruyu sorduğunuz zaman anlıyorsanız orada bir yenilik mutlaka vardır. Ama her şeyde bütünleşik, güzel, doğru, yanlışı olmayan, ne bileyim, hatta bazı şeyler de törpülenmiş olan, ki o çok iyi bir şey değildir. Hani şöyle diyelim, işte Ben Nicholson diyelim ki İngiltere'de geometrik yapıların böyle yan yana getirir, üçgeni biraz kaydırır, biraz hafif dengesini bozar ki orada bir hareket olsun diye bilmem ne. Ama siz bunu biliyorsunuz ki artık bu bir denge ve işte görsel hareketle ilgili bir şematik bir yapıdır. Yani. Ama sadece bu bir sanat eseri için yeterli olabilir mi? Bir tasarım gibi yaklaşıyor konuya burada. Çünkü öyle olan şeyleri niçin öyle yapıyorlar? Öyle tasarlıyorlar reklamcılar, işte ne bileyim grafik sanatçıları, iletişim tasarımcıları, bilgilendirme grafikçileri vesaire vesaire. Çünkü onun bir şeyi var, işlevi var. Bir hedef kitlesi var. Ona ulaşması gerekiyor. Ona bir mesaj iletmesi gerekiyor. Ressamın böyle bir kaygısı yok ki. Ressamın böyle faydacı, utiliter, yani ya da şeye uygun, akla uygun, ne bileyim doğru dediğimiz, işte yanlışsız, yani başka şeyler de var da hepsini söylemeyeyim.
Böyle bir kaygısı olunca zaten istediği şeyi yapamaz ki. Yani bağımsız, özgür, serbest, içinden gelen ve akıl ve zihinle, zihin ve işte şeyle, duyguyla birlikte bir şey oluşturabilirse ressam, o zaman daha duyarlı işler ortaya koyabilir. Yani beceriksiz ressamlar bile var yeryüzünde. Yani hakikaten şöyle baktığınız zaman, ya iki çizgi bir yere getiremiyor, bu niye bu kadar şey diyorsunuz? Ama o çizginin çiziliş biçiminde bile bir hassasiyet, bir duyarlılık görüyorsunuz. Mesela renk konusunda süper renk kuramcılar var. Almanya'dan gitti Joseph Albers, Amerikalı şey modern sanatçılara renk dersi verdi. Değil mi? Yani şeyde Bauhaus'tan ayrıldıktan sonra ya da okul kapandıktan sonra. Ya ama ortaya bir tane şey gösterebiliyor musunuz o renk kuramcısının eserini? Rothko'dan daha iyi olsun ya da de Kooning'den daha iyi olsun, ne bileyim, o dönemin bir herhangi bir sanatçısından daha iyi bir eser ortaya koyabildi mi? Hayır. Yani ama onların hocalığını yaptı uzun bir süre. Normal şeyde okullarda, Amerika'da. Yani normal derken tedrisat yapan yüksek okulda, güzel sanatlar okulunda. Araştırma okullarında değil de işte normal üniversite diyorlar ya Amerika'da. Çin'de de öyle diyorlar. Ne hikmetse işte. Normal üniversite olunca yüksek okul gibi bilinen bir şeyi öğreten üniversite, eğitim üniversitesi falan deniliyor. Öbürü üniversite zaten araştırma üniversitesidir. Üniversitede eğitimden çok araştırma yapılır. Ama bizim üniversitemiz maalesef hepsi normal üniversite. Hepsi eğitim yaptırıyor. Eğitim. Eğitim fakültesi eğitim yaptırıyor. Güzel sanat eğitimi. Sanat eğitimi, sanat fakülteleri de eğitim yaptırıyor. Araştırma yönümüz maalesef o kadar gelişmedi. Onu biz herhalde bundan sonra eksikliğini hissettiğimiz zaman destekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bir sanatçının çağı yakalama endişesi olmalı mıdır? Ya çok hiç olmamalı bence ya. Ne bileyim, çağı yakalama diye bir şey olmaz. Nasıl yakalamak istese yakalayabilecek mi yani? Yok. Endişe niye olsun ki o zaman? Yani ya insan o çağda yaşıyorsa zaten o çağın insanıdır. Yani zaten o kafa yapısı yoksa istediği kadar yakalamaya çalışsın ya, endişesi olsun, olamaz yani. Yani çağı yakalamak demek çağın ruhunu anlamak demektir. Ama onu anlamak için de çağ dışı olan şeyleri de doğru anlamak gerekiyor. Hani bize derler ya orta çağ karanlık bir çağdır. Bu sıradan bir laftır yani. Orta çağ anlamayan bir insan Rönesans'ı hiç anlayamaz. Yani ve karanlık dediğimiz orta çağda o kadar büyük gelişmeler var ki sanatta ve bütün şeyde edebiyatta, inanılmaz derecede imajinasyonu böyle şey yapan, körükleyen, zihinsel aktiviteyi artıran, hatta ya kaç yılındaydı, 1400-1300 küsur yıllarında neredeyse bilim kurgu romanı yazılacaktı yani. O kadar ileri düzeyde bir şey var. Siz sadece işte Dante, Petrarch, Boccaccio's gibi üç ayrı şeyi okuyarak Rönesans'a birdenbire gelirseniz, orta çağda burası karanlık bir çağdı falan diye silip süpürürseniz Rönesans'ı anlayamazsınız ki. Aynı şekilde 19. yüzyıl sanatını anlamadan çağımız sanatını hiç anlamanız mümkün değil. Çünkü bütün bunalımlar, bütün şeyler o endüstri devriminde ortaya çıktı ve bütün açılımlar da kesintisiz bunalımlarla sanata yansıdı 19. yüzyılda ve onların çeşitli versiyonları 20. yüzyılda tekrar gündeme geldi. Ama 20. yüzyılda gündeme gelen şeyler de ikinci yarısında 20. yüzyılın tekrar neo bilmem ne diye, neo şey işte neo-dada işte fluxus bilmem ne gibi, yani neo-sürrealizm, hatta yeni figür falan gibi, neo-ekspresyonizm gibi tekrar gündeme gelmeye başladı. Ama öncelsiz olan hiçbir şey yok burada. Hepsinin bir şeyi var. Yani ana kaynağı var. Yani. Ve onların kaynağı da daha geriye gittiğiniz zaman orta çağa dayanıyor. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Küreselleşme ve çok kültürlülük sanat endüstrisini nasıl etkilemiştir? O sanat endüstrisi konusu aslında ayrı bir şeyde yürüyen bir şey. Yani bireyselleşme ile ilgili olabilir, ne bileyim
üretimle ilgili olabilir. Yani dikkat ederseniz sanat endüstrisinde ileri olan ülkelerin hiçbirisi teknolojide geri kalmış bir ülke değil. Yani diyelim ki son zamanlarda en çok parlayan ülke kim? Çin. Değil mi? Yani sanatta. Yani sanat endüstrisinde. Yani sanatın işte ticaretinde vesaire. Çin çok Amerika'yı bile solladı yani son zamanlarda. Hatırladığım kadarıyla Du Xian diye bir ressam var. 1 milyon dolardan başlıyor fiyatı. Yani kopya resimleri, fotoğraf kopyası büyük bir şeyler yapıyor. Ama politik resimleri yaptığı için Batı bunları destekliyor, istiyor. Çünkü o şeyin üstesinden ancak kendi içinde bir şey yaratarak gelebilir. O devrimin karşısında, Çin şeyinin devriminin veyahut işte yenileşmesinin, modernleşmesinin. Hakikaten yani bir korku salan bir medeniyet Çin haline geldi günümüzde. Ve sanatta da 10 yıl içinde, mesela ben 2005'te şeye gitmiştim, Çin'e gitmiştim, Pekin'e. Celeplerin sığırlarını pazarladıkları bölge sanat şeyi oldu. Acayip büyük bir şey kurdular orada. Sanat endüstrisi ve galeri bölgesi kuruldu. Çok büyük. Ya hayvan pazarıydı yani böyle bir bölge. Sonradan tanıyamadım yani. Ama gittiğim zaman da o 2000 yıllarında kaldığım otelden gece sabaha kadar inşaat sesleri duyuyordum. O makinenin çalıştığını gürül gürül böyle. Ve uyutmuyordu bizi geceleri. Yani ben festivale katılmıştım işte Çin Biennale'ne. 27 gün falan kaldık orada. Onun için yani Çin, hatta şöyle düşündüm. Hani Japonya benim şeyimdi o zaman, daha belki ileri düzeyde falan dedim ama Çin şu anda Japonya'yı bile bu konuda geride bırakabiliyor. Yani böyle bir endişe bence olmamalı. Yani sanat tek başına yürüyen bir şey değil. Sanat her şeyiyle, üretimle, özellikle ne bileyim makineleşmeyle, know-how ile, yenilikçi yaklaşımlarla birlikte yürüyen bir şey. Yani. Teşekkür ederiz hocam. Sanat eğitimi alan öğrencilere form ve zihin hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani sanat eğitimi iki şeyi var. İki temel prensibi var bence. Yani üç de birisini olmasa da olabilir belki. Ya bir mutlaka ve mutlaka yani bir yapabilme yeteneği. Yani zanaat bölümü var bir işin. Yani zanaat olmadan sanat olmaz. Bu birinci koşudur. Yani bir şey yapabiliyorsanız onu ona bir dil olarak kullanabilirsiniz. Ama yapamıyorsanız o dili oluşturamazsınız. O dil havada kalır. Yani diyelim ki siz piyano çalmayı öğrenmeden beste yapamazsınız. Çok basit. Resim yapmasını bilmeden de iyi resim yapamazsınız. Yani tesadüfen bazı renkleri, şekilleri yan yana getirerek "Aa ben de modern resim yaptım, bilmem ne yaptım" falan diyebilirsiniz. Ama iş bu kadar basit değil ki. Ya o kadar hesaplı, kitaplı teorilerle bu işi yapanlar oldu. Ama hiçbirisi ressam olmadı demin söylediğimiz gibi. Onun için yani daha çok yani sanatla ilgili şeyler okumaktan çok zihinlerini besleyecek, imajinasyonlarını güçlendirecek şeylere yönelsinler. O kendi dönemlerinin romantizmini dolu dolu yaşasınlar. Yani çünkü açılım zaten romantizmde başladı modern sanatta. Yani romantizm olmasaydı belki yine şey devam edecekti. Ama günümüzün romantizmi de 19. yüzyıl romantizmi gibi değil. Tabii bu fantazi dünyası yani fantazya dediğimiz şey her dönemde kendi kendine üreten bir olgu yani. O nedenle yeni dünyanın fantastik şeyine mutlaka girecekler. O girmeleri gerekiyor yani yeni sanatla ilgili kişiler. Ama bunu yapmak için de sanatla ilgili şeyler yerine sanat dışı bazı şeyler öğrenerek ya da okuyarak, ilgi göstererek, oradan yola çıkarak sanata belki katkı yaptırabilirler. Bizde maalesef şöyle bir şey var. Mesela biz güzel sanatlar liseleri açtık. İşte sanatta işte bir şey gibi konservatuvarlar gibi işte 6-7 sene okusun bilmem ne.
Ama orada öğrenci devamlı aynı şeyi yapıyor. Geliyor güzel sanatlara. Ya ben bunları yapmıştım zaten. Niye sıfırdan başlayacağım ki? Herkes aynı şeyi yapıyor. Ben daha iyiyim ondan diyor ve orada kalıyor artık. Ama mesele orada öbür tarafında şeyi biraz yok ediyor. Ya o fen bilimlerini okumuyor mesela. Tabiat bilgisi yok. Ne bileyim şey fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı yok. Ama biz mesela benim dönemimde lise öğrencisi domatesin nasıl kızardığını kimyasal formülle yazıyordu. Yani domatesteki o kalojen bir madde var, renkliliği şey yapan, unuttum şu anda adını. Onun biz formülasyonunu yapıyorduk. Mesela çinkonun üzerine işte ne bileyim nitrik asidi döktüğümüz zaman nitrik doğru döktüğümüz zaman hidrojen niçin patlıyor ya da bakır üzerine işte ne bileyim sülfürik asit döktüğümüz zaman kibrit çaktığımız zaman hidrojen niçin patlıyor onun formülünü yazabiliyorduk. Ve biz ben hayatım boyunca bu konularda hiç zorluk çekmedim. Radyo dalgaları konusunda, ses dalgaları, renk dalgaları konusunda çok bilgimiz çok iyiydi yani. Yani o şimdi dalga sistemlerini üniversite düzeyinde anlatmaya çalışıyoruz. Yani biraz zorluk çekiyorum açıkçası yani. Çünkü sistem sadece renklerle ilgili değil ki, bütün bir sistem, evreni oluşturan sistem. Bu evrensel sistemi anlamadan renk dalga boylarını anlamak çok mümkün olmayabiliyor. Ama 2-3 şey ezberliyor formül, RGB, CMYK, işte bilmem ne renkleri falan. Soruyorum, niçin diyorum işte ne bileyim yeşille kırmızı karıştığı zaman şey çıksın ki, sarı çıksın ki. Yani şeyde, RGB'de kimse cevap veremiyor. Demek ki onu ezberlemiş. Hani beyaz ışık eksi bilmem şey ışığı dediğin zaman o zaman anlayabiliyor. Ama işte onu kavrayabilmesi için genel sistemi kavraması gerekiyor. Altyapısı olması gerekiyor. Bir lise şeyi olması gerekiyor. Biz şeyi kaldırdık liselerden. Felsefe derslerini kaldırdık. Mantık adı neyse o biraz şey bir dersti. Efendim işte ne bileyim eğitimle ilgili psikoloji, sosyoloji derslerini artık neredeyse sıfırladık. Ya ben 3 sene eğitim psikolojisi okudum. Eğitim psikolojisi, çocuk psikolojisi, yetişkinler psikolojisi, sosyoloji. Şimdi üniversite öğrencisi hiç sanatla ilgili sosyal bilimler gibi bir dersi okumadan doğrudan doğruya karşınıza geliyor. Ben güzel sanatlarla işte bilmem tasarımcı olacağım diyor. Ya ne bileyim işte ben ressam olacağım diyor. Bu problemle karşı karşıya geliyorsunuz. Ya Avrupa'da çok kolay olmadı bu işler yani. Ya demin de söyledim yani bir imajinasyon konusu, bir kuşku konusu, bir Goethe olmadan şey olamazdı. Bir Flaubert olmasaydı modernizm olamazdı. Kant olmasaydı yine aynı şekilde olamazdı. Sembolizmde bir Keith, bir William Blake olmasa sembolist bir şey yoktur yani. Öyle bir şey. Bunları hiç hepsini es geçiyorsunuz. Ha biz modernleştik, biz işte çağdaşlaştık bilmem ne gibi şeyler. Çok havada kalan şeyler. Ya önce bunları anlayacaksınız. Bunları bütün dünya tekrar tekrar okuyor. Ve ona bakalorya diyorlar. Lisede bakalorya diyorlar. Biz bakalorya'yı üniversiteye taşıdık. Yani yine de olmuyor. Ama her çağda mesela ben bu saatten sonra fazla roman okuyamam. Çünkü benim gözlerim bozuldu mesela. Eskiden 50 sayfa okuyordum bir seansa. Şimdi 20 sayfa olunca gözlerim şey yapmaya başlıyor. Ya her dönemin kendine göre bir şeyi var. Bir ne bileyim öğrenme süreci var. Ve o şekilde müfredatı ona göre hazırlamak gerekiyor. Ama zorla da mutlaka şunu yapacaksın, bunlara bu kadar kitap okuyacaksın, bilmem ne yapacaksın derseniz bu sefer tamamen uzaklaşır öğrenci. Benim bu konudaki tavsiyelerim istediği şeyleri yapsınlar ama ısrarla üzerine giderek yapsınlar. Bir de zihinlerini kullanarak, mantık olarak niçin yaptıklarını, neden yaptıklarını öğrensinler. Benim Almanya'daki torunum bile bir şey sorduğumda ama neden diyor. Her sorunun şeyinde ama neden sorusu. Ya 9 yaşında çocuk ya, babasına diyorum baba diyor böyle öğretiyorlar ne yapayım diyor okulda diyor. Yani, ama neden sorusu. Ama neden. Her şeyin üzerine bir soru ama neden. Fazla da Türkçe bilmiyor tabii. Ama böyle eğitim bu yani.
Ben ne ödev yaptığını gördüm şeyde, bu tatilde. Ne okulla ilgili bir kaygısı, ne kitap taşıdı, ne bilmem ne. Oyun gibi okul. Ya, gayet de başarılı. Ya. Ama biz maalesef o konuda çok geriyiz. Yani eğitimde, ne bileyim, ara okulda, ilkokulda, orta öğretim düzeyinde bu devrimi gerçekleştirmeden üniversite öğrencilerimizden fazla bir şey bekleyemeyiz yani. Ve ben yine şaşıyorum, arada sırada çok yetenekli öğrenciler çıkıyor. Anadolu'nun ta ücra bir köşesinden, mesela benim yüksek lisansa çok yetenekli bir öğrenci ta Diyarbakır'dan bir resim yaptı. Ben şaşırdım gerçekten. 3 sene ben yüz yüze resim yaptırdım. O kadar başarılı göremedim ben başka birisini. Pandemi döneminde karşıma çıkan bir tablo bu. Ben sadece uzaktan böyle birkaç seans ders yaparak, kritik yaparak, yani demek ki bir şey takip edilirse, disiplinli yapılırsa, programda yapılırsa olur. Ama yok, ben işte eskiden olduğu gibi bu vazoyu koyacağım, bunun resmini çizin, simetrik olacak, düzgün olacak. Orada yapamazsanız zaten siz işte bu işi yapamazsınız diye bir kenara iterler ve insan bu sefer korkmaya başlar yapamadığı şeylerden. Üstesinden gelemeyince psikolojik olarak insan korkar, ama üstesinden geldiği zaman daha iyisini yapmaya çalışır. Onun için yenemediği şeylerin üstesine gidecek. Israrla yapmaya çalışacak, ama doğru ama yanlış. Her şeyin de doğru olacak, düzgün olacak, kusursuz olacak da bir şey yok. Yani girişimcilik çok önemlidir. Sanatta da öyledir. İşte o demin yine o temel ilke olarak, yani var olan bir şeye yaslanmayacak. Ben bunu yapabiliyorum. Oh, işte bundan başka bir şey yok zaten. Kimse yapamıyor benden başka. İnsanın zaten bütün kabiliyetini, yeteneğini öldüren şey o yapabilme gücüdür, yeteneğidir. Ama öyle bir zaman gelir ki sen bunu yapabiliyorum zannedersin. Sen akademiye girdiğin zamanki seviyen belki 90. iken, mezun olurken en sonuncu olabiliyorsun yani çıkarken. Ona bakmıyor yani. Çünkü süreç birlikte çalışıyor. Duygu ile zihin ikisi birden faaliyete geçtiği zaman, ya da beynin sol tarafı ve sağ tarafı birlikte çalışırsa çok daha iyi, çok daha ileri düzeyde sanat eseri ortaya çıkar. Ama bir tarafını iptal ederseniz yarım insan gibi düşünürsünüz. Bu desende de böyledir. Bisiklete binerken de böyledir. Öğrenme sürecinde hep böyledir. Beynin sol tarafıyla resim yapmak diye bir kitap bile okudum ben. Amerikanca. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Sanat nesneden bağımsız salt bir kavram boyutuna indirgenebilir mi? Yani indirgenir ama sanat olmaz. Yani tamamen nesneden bağımsız bir şey olursa, yani göze hitap etmeyen, yani göze hitap etmeyen de derken estetik anlamda demiyorum. Yani somut bir şey yoksa ortada, yani görülebilir, dokunulabilir. Yani dokunulabilir olmayabilir. Yani ama görülebilir en azından olması gerekir. Yoksa kavramsal sanat olmaz, kavram olur o zaman. Yani öyle bir şey yoksa, çünkü kavramsal sanatın da bir nesnesi var. Ama bazen elle tutulamayan nesne olabilir, soyut bir şey olabilir. Mesela şey gibi, atmosfer gibi, hava gibi, ışık gibi, renk gibi, yani renk ortamı gibi. Yani evet, yani o nedenle, yani o sorunun cevabı şey, nesnesi olmalı sanatın. Tamamen kavramdan ibaret olursa kavram düzeyinde kalır ve kavramsal sanat olmaz. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi YouTube üzerinden birkaç soru var. Onları size yöneltmek istiyorum. Postmodernizm hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru geldi. Postmodernizm hakkında ne düşünüyorum? Vallahi şimdi filozoflar, son Amerikan postmodern aletleri fizikçiler var özellikle. Onlar ne düşünüyorsa onu düşünüyorum. Şimdi fizik bilimleri bazı felsefecilerle gerçekten şey yapıyorlar, dalga geçiyorlar. Yani her istediğini söylüyorsunuz, istediğini yazıyorsunuz, bilmem ne. Tabii ki ortada kanıt yok, bir şey yok. Havada gezen şeyler bilim olarak şey oluyor. Daha oturmadı hiçbir şey. Yani sosyal bilimlerde bile bazı şeyler daha böyle
matematiksel olarak ne bileyim sistem olarak kanıtlanabilir bir düzeye ulaşmadı. Yani sistem oturmadan ortaya çıkan her türlü şey daha üzerinde fazla konuşulması bile şey yani yanlış olabilir. Bir defa postmodernizmde farklı bir kültür, farklı bir şey yok ki. Yani modernizm tartışmalı bir süreci postmodernizm. Yani modernizm ne zaman tartışıldı? 1940'larda işte hani Alman şey okulu var, Frankfurt okulu, işte Amerika'da da şey vardır bunun, New York'ta da. O niçin işte bütün dünya komünist olmadı diye bir tartışma başladı ve 1940'larda bu bayağı alevlendi, yükseldi. Ya baktılar ki demek ki bundan sonra artık komünizm bildiğimiz gibi değil, yani hiçbir zaman bütün dünya komünist olmayacak falan. Buradan yola çıkarak Frankfurt okulu bir kez bu geri dönüşümlü bir tartışma açtı modernizmi. Ondan sonra 1960'lı yıllarda tekrar modernizm tartışmalı bir sürece girdi. Ama hiçbir zaman bu tartışmalar yani modernizmini reddetme ya da ortadan kaldırma, kabul etmeme gibi bir şey olmadı. Yani aynen şey gibi. Yani mesela romantik dönemde bir ressam işte renklerin sudaki yakamozları falan şey yapıyordu. Yakalamaya çalışıyordu. Ya da izlenimcilik döneminde diyelim. Romantizmden sonra 19. yüzyılda. Ondan önceki dönemde böyle bir şey yoktu ki. İnsanlar o şeyleri hayal edemiyorlardı ki suda böyle ışığın yansımasından oluşacak bu yakamızları ve güzel görünüşleri falan akıllarından bile geçiremiyordu. O nedenle eğer modern sanat ya da modern 20. yüzyıl modernizmi, avantgardizm diye bir şey olmasaydı katiyen bu tartışılmayacak ve bu süreç postmodern süreç diye bir şey de olmayacaktı. Ama öyle bir zaman gelecek ki postmodern süreçte tekrar tartışma başlanacak. Bu hep böyle olmuştur. Yani bütün yenilikler bir öncekine karşı bir tepki gibi görünür ama aslında değildir. Onun devamıdır. Yani gerçekten bu işin araştırmacıları, uzmanları bunun hiçbir zaman birbirlerinden kopuk bir gelişme olmadığını her zaman söylediler. Kültürde de böyledir. Yani bütün kültürde her zaman bir süreklilik vardır. Yani bağlantılarından koparılmış hiçbir kültür uzun vadede yaşayamaz. Yani yok olur. Yani o bağlantıyı kuracak, temellendirecek, yürüyecek. Ha ben Türk şiir yazıyorum işte ne bileyim ikinci yeni grubunda şiir yazacağım. Ben aruz vezninin ne olduğunu bilmem, hiç okumam falan. Ya bilmeyebilirsin ama onu öyle bir şeyin var olduğunu en azından ne bileyim aruz kalıplarıyla şiir yaz demiyorlar sana ama aruz kalıplarıyla şiir yazılmış belli bir dönem ve gayet de güzel şeyler yazılmış. Belki yani bir, en azından en önemli şeylerini şairlerinden birkaç tane merak edip öğrenirsin yani. Bu böyledir. Tarih de böyledir. Sanat tarihi de böyledir. Sanat da böyledir. Yani tamamen işte sadece ve sadece beğeniye yönelik, sadece ve sadece işte kabul edilmeye, popüler olmaya, ne bileyim herkes tarafından kabul görmeye yönelik bir sanat türü olamaz. Yani sanatçı zaten o kadar fazla kabul görürse sanatçı olamaz ki. Yani niçin olsun ki yani? Yani bir dönem yaptığı bir şeyle belki bir şey bir noktaya kadar gelebilir. Ama sürekli olarak kendisini yenileyen bir sanatçı o kadar kabul görmez. Tepki görür hatta. Vallahi ben ilk sergimi açtığım zaman bana bir ressam şöyle dedi, bir yaşlı bir abimiz. Hayatımda dedi hiç dedi renk kuramı diye bir şey okumadım dedi. Yani renklerin prensiplerini, renk prensipleri eski dille söyledi. Renk prensipleri konusunda hiç bilgi almadınız mı dedi. Ki ben 6 yılımı verdim renkle ilgili çalışıyorum. Şu anda 250 sayfa yazı yazdım. Gözlerimi bozdum renk konusunda. 50 soruda renk diye bir kitap yazıyorum. Bitmek üzere. Editörlük aşamasındayım. Ama bana bunu söyleyince valla ben verecek cevap bulamadım doğrusu. Çünkü yani daha çok tabii benim resime bakarak söylüyorum. Yaptığım resimdeki renk uyumsuz. Mesela yeşille mor katiyen yan yana gelmez gibi bir şey öğrenmiş. Bir yerden duymuş bunu.
Muhtemelen kimden duyduğunu da biliyorum Türkiye'de. Çünkü ressamların çoğunun şeyini biliyorum. Yani renk paletlerinin ne olduğunu falan. Kimden ders aldığını bu konuda da biliyorum. Öyle görünce ben şaşırdım tabii. Bunu söyledi bana. Ben de bir şey demedim. Yani olabilir. Çünkü ben de aynı şekilde bir onun şeye geldiğim zaman, yani çok yenilikçi bir şey gördüğüm zaman, ya bu ne falan, böyle bir sanat olur mu diyebiliyorum yani. Çünkü benim kafam o kadar basıyor, o kadar şey yapabiliyor, algılayabiliyor bazı yeni şeyleri. Ya ben şey konusunda fazla fikir üretemem. Mesela ekran üzerindeki tasarımlar, işte ne bileyim, renklerin birbirine geçmesi falan filan, bana hep şey gibi geliyor, sıcak muhabbetler gibi geliyor. Sohbetleri gibi geliyor. Güzel şeyler ama hiçbir zaman sanat olmaz benim için. Sanat olmak için ruhunun olması gerekiyor. Yani dekoratif bir şey, dekoratif düzeyde kalan hiçbir şeyden sanat olmaz. Çünkü o bir dekordur. O bir insanı rahatlatan, ne bileyim ya, işte uzanırsın böyle seyredersin. Ya sanat dinamodur ya. Problem yaratacak. Yani sana soru soracak. Ne bileyim, seni devamlı zihinsel olarak aktive edecek, motive edecek. O nedenle hiçbir zaman böyle bir kalıp konvansiyonlara yaslanan bir şeyle fazla bir şey beklenemez yani sanatsal bir tavır. Evet. Teşekkür ederim hocam. Şimdi kendi soru sormak isteyen varsa onlara söz vermek istiyorum. Bizi dinleyen. Söyleşinize katılmak isteyen var mı? Sanırım yok. Ben sorularımdan devam edeyim. Siz de yoruldunuz. Tamam. İsterseniz burada da bitirebiliriz. Yok. Ben şey devam ben, edebiliriz. Ya ben 4 saat konuşurum. Siz bana bakmayın. Sizin kendi programınıza bakın. Son birkaç soru daha alalım o zaman. Daha sonra bitiririz. Olur mu? Tamam. Anti sanat nedir? Açıklayabilir misiniz hocam? Anti sanat nedir? Anti art. Evet. Ya ben ona anti sanat, karşı sanat diyorum. Karşı sanat. Karşı sanat ya da anti art. Değil mi? Yani. Ama anti sanat da aynı anlama geliyor, ayrı bir şey. Yani terim olarak terminolojiye biraz önem veriyorum ben. Çünkü şeyi biliyorum yani, niçin anti olduğunu en azından. Yani neye karşı. Ya anti art sanat olmayan şeylerin sanatı belki de. Hani var ya, derler ya şimdi, sanat olmayan şeyler artık yayıldı, iktidar olmaya başladı bütün dünyada. Evet, doğrudur. Yani şu anda baskın olan şey, ne bileyim, sanat endüstrisinde, sanat fuarlarında, özellikle işte ne bileyim, böyle spekülatif ne bileyim yaklaşımlarda baskın olan motif, sanat olmayan şeyler. Sanat olsa zaten orada gündeme gelip böyle üzerine tartışmalara yol açmaz, tartışılmaz. Yani neredeyse Bitcoin gibi bir şey olmaya başladı sanat. Çünkü zaten uzun yıllardan bu yana sanat eserinin kriterleri üzerine tartışıldı. Yani bir sanat eseri neye göre iyi, neye göre doğru, neye göre sanat, neye göre değildir falan gibi. O kriterleri ortadan önce kaldırdılar. Yani bu birdenbire olmadı tabii. Bu gelişmeler yavaş yavaş oldu. O kriterler üzerine öyle estetik kalıpları yok etmeye çalıştılar, dağıtmaya çalıştılar. Ondan sonra yani eğitimli sanatçı da eğitimli sanatçı arasında bir fark olmaz. Çünkü o da yetenektir, kendi kendine eğitmiştir bilmem ne. Bu da gündeme geldi. Ne bileyim, o zaman yani niçin sanat okulları var? Yani boşuna mı insan 4 senesini, hayatının en önemli 5 yılını veriyor ve güzel sanatlar okuyor. Adam yetenekliyse kendi kendine kurar bir atölye, çalışır, eskiden olduğu gibi yapardı. Ama yapamıyor işte. Günümüz sanatını yapabilmesi için o eğitim sürecinde bir yeni yan dersler alması lazım. Bir kültürel bir ortama girmesi gerekiyor. Bir aktif, bir workshop, birlikte çalışma, birlikte üretim sürecine girmesi gerekiyor. Onun için zorunlu bir şey. Yani günümüz sanatı için. Evet, bu cevap oluşturmadı herhalde. Sorunun son bölümü neydi? Şeyle ilgili, sizin sorduğunuz sorunun ikinci bölümü.
İkinci bölüm yok hocam. Anti sanat nedir açıklayabilir misiniz demiştim. Evet, ama anladım. İsterseniz yeni soruya geçebilirim. Yok, anti sanat yani konvansiyonlara uygun, bilinen, kanıksanan, ne bileyim toplumun kabul ettiği sanatın dışında kalan her türlü şey karşı sanattır. Şimdi estetik dersleri niçin kalktı şeyden, güzel sanatlardan? İşte bu anti sanata biraz yer verip öğrencilerin yaratıcı şeylerini, dürtülerini teşvik etmek, kışkırtmak için estetik diye bir şey, estetik derslerini birçok sanat kurumu kaldırmıştır yeryüzünde, yani bütün dünyada. Yani estetik tarihi okurlar ama estetik diye bir ders, yani kurama katkısı olmasın diye kaldırdılar. Şimdi Almanya ne yaptı? 1920'lerde Bauhaus okulunda sanatın bütün böyle bütün sanatları, mimarlık, işte ne bileyim üretim, tekstil üretimi, grafik sanatları, endüstri ürünleri tasarımı vesaire, bütün sanatları birbirine karıştırarak böyle bir temel oluşturmak atölyelerinde hem teori hem uygulama çalışmaları yaptılar. Fakat sonuç itibariyle ortaya çıkan sanat modern fakat ruhsuz bir modernizm oldu. Yani fonksiyonel, işlevine uygun, çünkü Almanya 1. Dünya Savaşı'nda bütün şehirleri yıkılmış, yakılmış. Yeniden üretmek için yeni bir şey gerekiyordu. Yeni bir okullaşma modeli gerekiyordu. O modele uygun bir şey yaptılar ve onların hepsi bir teknik eleman gibi yetişti. Bir zanaatçı gibi yetişti aynı zamanda. Bir üretim modeli olarak yetişti ve sanatçı olarak da yetişenler oldu bunlar arasında. Ama ustalarının birçoğu, dikkat ederseniz, Rusya'dan gelmeydi. Kandinsky gibi, işte Iten gibi, bilmem ne. Renk kuramcıları vardı. Ama zaman, öyle bir zaman geldi ki, ya bütün bunları yapıyoruz ama bütün dünyanın başka yerinde başka şeyler oluyor. Doğu'da işte ne bileyim, mistisizm diye bir şey var. Doğu mistisizmi yok. Bizim şeyde, ya ruhsuz bir sanat olur mu falan gibi sorular sormaya başladılar. Ve inanır mısınız, Johannes Iten okulda Budizm öğretmeye başladı. Budizm dersleri yani gibi. Uzak Doğu kültürlerine özgü bir takım şeyleri ders olarak şeye getirdi. Ne bileyim atölyelerinde tartışmaya başladılar. Sonra okul bu eksikliğini hissederek kendini yenilemek için Uzak Doğu sanatına, Afrika sanatına, diğer okullarda dünyanın çeşitlerinde yapılan şeylere üzerinden kafa yormaya başladı. Öğretim üyeleri Kandinsky mesela, Kandinsky sanatta manevilik üzerinde şeyini o dönemlerde yazdı, işte bu şeyden sonra 1920 o okuldan sonra, ama esas onun ilk şeyleri o okulda oluştu. Yani maneviyatsız bir sanat, ruhsuz bir sanat modeli ile bu okul ne kadar yenilikçi olursa olsun bir noktaya varamaz şeklinde bir kararla okul Amerika'ya gittiği zaman bile belli bir süre işte Yale Üniversitesi'ne falan bir şey yaptı, popüler oldu ama sonradan, yani şöyle bir örnek vereyim, Bauhaus mimarlarının yapmış olduğu işçi evlerinde Amerika işçileri bile oturmadı. Biz böyle dört duvar arasında yaşayamayız bizler yani. Çünkü o şeyin, mimarinin de bir ruhu var. Yani tamam, fonksiyonel, soyut, kısa sürede işte burada ne bileyim modüler sistemle yapılmış, hemen oluşturabiliyorsun evi, ama evin de bir, eşyanın da bir şeyi vardır, ne bileyim ne diyorlar, eşya sistemlerinde de bir yaşanmışlık, bir ruh, bir nostalji, ne bileyim bir imajinasyon, bir ne bileyim seni motive eden, sana bazı şeyleri anımsatan, çağrışımları olan bir takım şeyleri yok edemezsin yani. Hatta daha ileri giderek o kalıpları bütün insanlara yönelik kalıbı tek geometrik yapıya indiremezsin. Bir insan kareyi sever, bir insan da kareyi sevmeyebilir yani. Bütün insanlar kare evde oturacak, küp içinde oturacak diye bir şey olamaz. Yani bu modernizmin bu şeyi tamamen fonksiyonel dayatma ve şeye yönelik, endüstriye, sanata, ticarete yönelik bir şey oldu. Ve bütün dünyayı çöplüğe çevirdi yani. Şu anda benim oturduğum sandalye Çin'de yapıldı. Ama bir ara boru bacaklı sandalye çok şeydi yani. Yaygındı. Yani çok fazla sayıda boru bacaklı şeyli, işte ne bileyim böyle kıvırmalı Bauhaus tipi okul sıraları, sandalyeler yaygındı.
Ama şimdi artık yavaş yavaş o soru tekrar gündeme gelmeye başlayınca mimarlar da çok güzel şeyler yapmaya başladılar. Yani, teşekkür ederim aramızda hocam. Ben şu şeyi Atatürk Kültür Merkezi'nin şeyini gördüm. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Cephesini. Dün akşam gördüm şeyde. Yani korkuyordum bu şeyi bozacaklar diye mimarinin estetik yapısını falan. Mükemmel olmuş yani. Eline sağlık tüm yapısını. Evet. Teşekkür ederim hocam. YouTube üzerinden gelen son iki soru var. Onlarla isterseniz söyleşimizi kapatalım. Tabii. Engin Alpat soruyor. Engin Alpat, evet. Lif sanatı, tekstil ve sanat bağlantısına bakış açınız nedir? Eyvah. Onu niye bana soruyor? Sonundan Reza'ya soracak onu. Sonundan Menderes hanımefendiye. O profesörü bu çünkü lif sanatının şeyi o. O da İzmir'de yaşıyor. Kendisi de Adana'da öğretmenlik yapıyor. Hocalık yapıyor herhalde. Engin Hoca. Benim eski öğrencilerimden. Ama lif sanatının yani lif sanatı diye bir şey aslında terim çok yanlış. Çünkü orada sadece lif yok ki. Yani lifin dışında şeyler de var. Ya ne bileyim. Ben onu şöyle bakıyorum. Yani herhangi bir hani ready made var ya, ready made şeyler. İşte hazır eşya sanatı gibi. Eğer o yaklaşımda yaparlarsa bir kavramsal bir boyut getirebilirler ona. Ama o yaklaşınca ben lif üzerine sanat yapacağım diyorlarsa ya dokuma atölyesi kursunlar, ne bileyim lifle yapılan başka şeyler de var. Zanaat yapsınlar. Yani o da bir nevi sanat sayılır. Onun için Engin'in bu sarkastik sorusunu, biraz kinayeli sorusunu ben yanlış bir hocaya sorduğu için fazla ileri gidemeyeceğim. Çünkü o konunun uzmanı ve Amerika'da da bu işin şeyini yapmış. Şu anda Çeşme'de herhalde lif üzerine yine şeyler yapıyor. Çok popüler oldu. Çok yayıldı Türkiye'de. Baştan biraz tedirgindim ben de. Ya lif sanatı diye bir şey olur mu diye. Ama birkaç sergi gördüm. Ya ben onu diğer şeylerden fazla farklı bulmadım. Güncel sanat sergilerinden çok da değişik bulmadım. İşte geçen İstanbul Bienali'ne gittiğim zaman 2 yıl önce, bu pandemiden önce, ya o lif sanatından esintiler vardı orada. Yani ona benzer şeyler orada da gördüm. Yani yenilikçilik, ne bileyim malzeme şeyi, kültürü, malzeme duyarlılığı bakımından bir dokumacının bile o tür şeyleri denemesinde yarar var. Ama tekstil zaten başlı başına bir uygulamalı sanat dalı olduğu için Engin'e başarılar dilerim. Devam etsin yani. Gayet güzel de sergiler açtı gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla. Ama onun baskı şeyleri de vardı. O onu yaparken öbür tarafı biraz herhalde ihmal etti. O konuda ne yaptığını merak ediyorum doğrusu. Teşekkür ederiz hocam. Son sorumuzu iletiyorum size. Yine YouTube üzerinden Mehmet Fatih Yelmen'in sorusu. Yetenek sınavları hakkında ne düşünüyor acaba diye bir soru gelmiş. Çok iyi bir soru. Yani şimdi yetenek sınavı hakkında ben artık yani çok sınav yapma taraftarı olan birisi değilim. Yani, bir de hocam lafınızı böleceğim ama yetenek sınavı yapılmadan sanat fakültelerine öğrenci alınması nasıl karşılıyor acaba yazmış. Evet, yani şöyle karşılarım. Yani istek o yetenek sınavından daha önemli. Yani öyle bir sınav yapılabiliyorsa yapsınlar. Yani bir öğrenci bu işi ne kadar istiyor, ne kadar yapabiliyor. Yani çok iyi yapabilir ama fazla isteği yoktur. O öğrenci başarılı olamayabilir. Çünkü bizim yetenek sınavlarımız öğrencinin ne bileyim uzamsal ilişkilerle ilgili bir şey ölçüyor musun? Yok. Düzlemsel ilişkiler üzerine bir şey ölçüyor musun? Hayır. Ne yapıyorsun? Sadece yetenek sınavı deyince hayali bir resim yap, bir de bakarak bir resim yap. Bu neyi ölçer? Birisi eğer 2 yıl bir kursa giderse, sıfırdan başlarsa, hatta 1 yıl içinde bile disiplinli bir çalışma ile hiç şey yapmasa bile o böyle istenilen düzeyde desen çizebilir. Ama o desen ile sanat eseri yapabilir mi sorusu? Hayır. Öyle bir şey yok. Ama hiç çizemeyen bir öğrenci de şey yapabilir mi? Belli olmaz ki. Belli olmaz. Yani eğer sadece yapabilmeye yönelik bir üretim, bir modeline
yönelik bir okuldaysa, yani ne bileyim şey okulunda işte, ne bileyim yüksek okulda, yani iş eğitimi üzerine, sanat eğitimi üzerine çalışıyorsa ya da eğitim fakültesinde işte resim öğretmeni yönelik bir şeyse, böyle bir yetenek iyidir. Daha becerikli öğrenci yetiştirebilir. Kendisi de bu yeteneklerini güzel sanatlara girdiği zaman geliştirebilir ama öbür taraftan sadece şeyle ne bileyim modelden resim yapma ile siz şeyi, yeteneği ölçemezsiniz ki. Yanında uzamsal test yapmanız lazım. Üç boyutlu görme testi yapmanız gerekiyor. İki boyutlu yüzeysel ilişkilerle ilgili zihin ne kadar çalışıyor onu bilmeniz gerekiyor. Bir de ne kadar öğrencinin motive olabildiğini sanata, ne kadar istekli olduğunu bilmek gerekiyor. Biz bunları hiçbirini yapmadan ben şeyi tercih ederim. Sıralamaya koyarım öğrenciyi, şey puanına göre dizerim, yetenek puanına göre. İstiyor musun? İstiyorsun. Ama bir şart var. Burada temel bir eğitim yapacağız. Bir yıl. Bir yıl eğitim sürecinde sizin yetenekli olup olmadığınızı göreceğiz. Yetenekliyseniz devam edersiniz, yoksa başka bir okula gideceksiniz denir. Eskiden böyleydi bu. Öğrenciler kaydediliyordu. Çok sayıda öğrenci kaydediliyordu. Elenip 2 yıllık eğitimden sonra, İngiltere hala buna devam ediyor. 2 yıllık foundation eğitimi yapıyor. 3 yıllık güzel sanatlar eğitimi yapıyor. 2 yıl foundation eğitiminde her türlü tekniği öğreniyor. Baskı teknolojisi dahil olmak üzere. Grafik, tekstil, resim işte karışık. Ama hocası onu izliyor ve diyor ki şu dalda sen sınava gir. Yani o 2 yıl içinde yaptığı işlerle onun işte okuduğu dersler vesaire ortalaması alınarak belli bir hedef çiziliyor ona. Öğrenci kendisi karar veremiyor. Öğrenci diyor ki uygulamalı sanatlar okuyacağım ya da işte fonetik sanatlar okuyacağım. Yani ya da şey sanat, plastik sanatlar okuyacağım. Onu diyebiliyor yalnız. Ama kararı şey veriyor. Tiyatrocu mu olacak? Ressam mı olacak? Tekstilci mi olacak? Heykelci mi olacak? Onu, o kararı oradaki eğitim kadrosu verebiliyor. Böyle bir sistemi ben tercih ederim şahsen. Hatta o sistem için lise son sınıftan itibaren de başlanabilir yani şeye. Yani o sisteme geçiş yapılabilir. Teşekkür ederiz hocam. Kapanış için Melahat Hocam'a vermek istiyorum sözü. Tabii, buyursunlar. Sayın hocam çok çok teşekkür ederiz gerçekten. Bizim için, öğrencilerimiz için çok faydalı oldu. Keşke dediğiniz gibi İngiltere'deki o sistem gerçekten güzelmiş. Yani bozmuyorlar. Yani şey bozulmuyor orada. Devam ediyor. Aynı sistem. Kolay kolay değiştirmez İngiltere şey sistemini. Yani eğitim sistemini. Çünkü oturdu yani. Ta işte ne bileyim 1960'larda falan 50'lerden mi kalma herhalde. Evet, öyle tahmin ediyorum. Ama değişen şeyler var tabii. Yani içinde. Ondan sonra 3 yıl içinde oluyor. Ama o 2 yıl eğitim lise ile şey arasında, üniversite arasında bir eğitim oluyor. Ama çok sayıda öğrenci giriyor. Bazıları yani tabii çok sayıda da güzel sanatlar okulu var ya. Amerika'da daha farklı bir eğitim var. Amerika'da bu sefer işte belediye dahil birçok yerde kolejler var ve seviyeleri çok birbirinden aralarında büyük fark var yani. Hem üniversitelerde hem şeyde, güzel sanatlarda. Evet. Bizden çok daha geride olan üniversitelerde var. Ama çok çok daha ileriyorlar. Güzel sanatlar kurumları var yani Amerika'da. İngiltere'de evet. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek. Davetimizi kırdınız. Bizlerle tecrübelerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah yüz yüze de yapma şansımız olur önümüzdeki yıl. Trakya'da sınırlarız. Evet yani zaten ben belki bu sene emekli olurum. Tamamen yani bırakırım. Artık biraz da dolaşayım diyorum şöyle. Türkiye'yi işte yurt dışında. Edirne'ye geldiniz mi hocam? Edirne'ye bekleriz sizi o zaman. Edirne'ye geldim. Birkaç defa geldim. Anladım. İlk geldiğim yılda gelmiştim. 2000 yılında İstanbul'a geldiğim yılda önce. Zaten Edirne benim ta eskiden beri çok merak ettiğim, sevdiğim bir şehirdir. Ve tekrar görmek isterim tabii yani bazı yerleri. Tamam hocam, bekleriz. Bizim fakültemizde zaten Edirne'nin en önemli
tarihi binalarından birindeyiz Karaağaç'ta. Kampüsümüz çok güzel. Bekleriz hocam inşallah. Öğrencilerimizle buluşursunuz. Bizler de buluşuruz hep beraber. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu arada biz dönemi bitirdik. Artık önümüzdeki hafta finallere başlayacağız. Ve evet, biz de öyle. Evet, tüm herkese, öğrencilerimize güzel bir yaz geçirmelerini diliyoruz. Sağlıkla tabii, pandeminin bittiği güzel bir yaz ve yeni bir dönemde. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle başarılar diliyorum. Size de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Evet. Tüm her katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. İyi mukabele, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.